Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav LGS nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesiyle en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır. Sınav giriş belgeleri okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır. Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak, öğrenciler ihtiyaç duydukları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır. Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır. Öğrenciler önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde bekletilmeden sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır. Tüm okullarımızda rehber öğretmenlerimiz koronavirüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır. Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecektir. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler velilerine sosyal mesafe korunarak teslim edilecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Merhaba, ben İngilizce öğretmeni Emine Esin Ünlü. Bu dersi, biraz önce anlattığım dersin, sizden gelen istekler doğrultusunda tekrar amaçlı, Türkçe destekli olarak sizin için tekrar anlatacağım. Okay, let's start subject now. Our lesson is friendship, unit 1. Personal traits. Do you know personal traits? Personal traits mean personal characteristics. Yani kişisel özellikler demek. There are two ways in personal traits. First one is good personal trait and the other one is bad personal trait. For example, good personal trait iyi huylu karakterlerden bahsederken kullanılıyor. Bad personal trait means kötü huylu karakter özelliklerinden bahsederken kullanılıyor. For example, if you have a good personal trait, everybody loves you and you have got a lot of friends around you. But if you have a bad personal trait, anybody doesn't like you. And you have got a few friends around you. It has got a negative meaning, olumsuzdur. It has got a positive meaning, olumlu anlamı vardır. You see here good personal traits. Good personal traits, iyi kişisel özellikleri demek. Okay. Honest. Honest means in Turkish, honest, dürüst. For example, somebody shares his money and tells the truth. He is honest. Reliable. Reliable means in Turkish güvenilir. For example, you keep your friend's secrets and you never share them with others.
Arkadaşlarınızın sırlarını saklarsınız, kimseye söylemezsiniz. It means reliable. Generous. Generous, you share your money with the people, especially the people in need. Generous means in Turkish, cömert. Amusing. Amusing means in Turkish, eğlenceli. For example, if you are an amusing people, you make smile and happy the people around you. Caring and tactful have the same meaning. They have synonyms, eş anlamlıdır. If you are a caring or a tactful people, if you are a caring or a tactful person, you can think about others and you always worry about them. Endişeli. Determined. It means azimli. If you are ambitious, you can do everything. For example, you can study hard, you can work hard to reach your aim. Helpful and supportive have the same meaning. If you are a helpful person or a supportive person, you help everybody, you give courage and back up them. Helpful and supportive, yardımsever, destekleyici. Loyal, it means in Turkish, sadık. If you are a loyal person, the most important thing for you is only friendship. You can never change your friendship for anything. Now you can see bad personal traits. Bad personal traits mean kötü kişisel özellikler. Unreliable. Unreliable means güvenilmez. For example, if you tell a lie, if you tell a lie and you don't tell the truth, you are an unreliable person. Arrogant. Arrogant means in Turkish kibirli. If you are an arrogant person, you think that you are more important than your friends here. Bad-tempered and aggressive. Bad-tempered and aggressive, kötü huylu. It means in Turkish. If you are a bad-tempered or an aggressive person, you cannot get on well with your friends and you always argue with them. Arkadaşlarınızla münakaşa edersiniz, geçinemezsiniz. Mean. It means in Turkish, cimri. If you are a mean character, if you have got a mean character, you never give your money. You always share, you always spend it. You never share and never spend. You always keep it, sorry. Stubborn. If you are a stubborn person, you never say yes easily and you cannot change your mind and decisions. Stubborn means in Turkish, inatçı. Jealous. Jealous is in Turkish, kıskanç. For example, if you are a jealous person, you always... gets angry and feel upset when you see your friend with another person. Bir arkadaşınızı başka bir arkadaşla gördüğünüz zaman kıskanırsınız. Jealous, kıskanç. Sneaky, it means in Turkish, sinsi. You do all the things in a secret way, but nobody knows. Kimse görmeden, sessizce. Laid back. Laid back means in Turkish, rahat, kaygısız. If you are a laid back person, you relax all manners. Self-centered is the last one. Self-centered is in Turkish, bencil. If you are a self-centered person, you only think about yourself, but not others. Questions about friendship. Arkadaşlar, bu soru tarzına dikkat ediyoruz. Be careful about this type of question. What characteristics should an ideal friend have? Characteristics means personal traits. Ideal friends, good friends and best friends have the same meaning. Yani, what characteristics should an ideal friend have? İdeal bir arkadaşınızın karakterlik özelliği nasıl olmalı? Karakteri nasıl olmalı? What are the personal traits of a good friend to you? Senin için iyi bir arkadaşın özelliği neler olmalı? Who is your best friend? Senin en iyi arkadaşın kim? What makes him or her special? Onu senin için özel yapan nedir? What other things do you like doing with your friends? Arkadaşlarınla beraber ne yapmayı seversin? What do you like doing with your friends? The same meaning again. Ne yaparsınız? Okay. Which of the following is not related to Erika's personal trait? We should be careful about this kind of question because there is not here.
Eğer arkadaşlar soru tipinde, soru kökünde not kelimesi varsa bu tür sorulara dikkat ediyoruz. Not soru kökünde hangisi değildir şeklinde sorulduğu zaman bizden yanlış cevabı istiyordur. O yüzden bize verilen bilginin yanlış olanını seçeceğiz. Doğrulara dokunmayacağız. According to the given information, she is mean. Mean, what does it mean? She is mean. She doesn't spend her money. She always collects it. And funny, she is an amusing person. And adventurous, she likes doing interesting things, hard things, difficult things, extreme sports like bungee jumping and parachuting, skydiving. And honest, she always tells the truth. Now look at the options. Erica enjoys sharing her money with her friends. Our keyword. Keyword arkadaşlar anahtar kelimemizdir. İngilizce'de ve diğer derslerde olduğu gibi her soruyu kolaylıkla çözmemiz için anahtar kelimeleri bulmamız ve dikkat etmemiz gerekiyor. A şıkkındaki keyword'ümüz sharing her money, parasını harca. If you share your money with your friends, you are a generous person. Cömert bir insansınızdır. But according to the given information, we know that she is mean. Here is mean, cimri. And the option is cömert. It's not correct. It's false. Okay. B. She never tells lies and always keeps her friends secrets. Never tell a lie, we can understand that is honest. And always keeps her friends secrets, we can understand that he is reliable. Yani dürüst ve güvenilir. Okay, it's correct. Erica is a funny person, she always makes people happy. Funny person and makes people happy, we know that funny, comic. D. She enjoys doing hard activities. She thinks they are exciting. Hard activities, extreme activities. We know that she is adventurous. So, A is correct. A şıkkı doğrudur. Çünkü buradaki bilgi verilen bilgiyle örtüşmüyor. Bizden yanlış istediği için correct A. Okay. I don't like Melinda. She never gives me money when I need. Give money is the keyword. If someone gives you money, she is generous. Eğer sana birisi para veriyorsa, cömerttir. But be careful. Arkadaşlar, sınavda soru tiplerinde şuna dikkat etmeniz lazım. Never gibi, always gibi sıklık zarfları kullanılıyorsa, bu orada verilen cümleyi tamamıyla anlamını yansıtır. Farklı yansıtır. Olumluysa olumsuza götürür. Olumsuz olumluya getirir. O yüzden always'lere, never'lere sınavda özellikle dikkat ediyoruz. She never gives me money. If she gives me money, eğer bana para verirse, she is generous, cömerttir. But here, never. She never gives me money. Bana para vermiyor. So, she is mean, cimri. D is the correct answer. Okay. Read the speech bubbles and answer the question. Okay. Read the speech bubbles and answer the question. Which of the following is correct according to the comics above? Yukarıdaki resme göre hangisi doğrudur? Correct dediği için doğru cevabı istiyor bizde. Bakalım. Hey Martin, what do you think about Jason? Is he one of your close friends? Martin, Jason hakkında ne düşünüyorsun? O senin yakın arkadaşın mı? Yakın arkadaşlarından bir tanesi mi? One of, bir tanesi mi demek? Oh no, we don't get on well with each other. And I don't count him. We don't get on well with each other. Biz geçinemiyoruz, anlaşamıyoruz. And I don't count on him, ona güvenmiyorum. Count, güvenmek, don't count, güvenmemek. Dikkat ediyoruz, negatif form. Bizim buradaki arkadaşlar, anahtar kelimelerimiz get on well ve count on'dur. Ama not'la beraber kullanıldığı için anlam tamamıyla değişiyor. Be careful, dikkat ediyoruz. A, Jason and Martin are close friends. Are they close friends? Close friend, yakın arkadaş. Yakın arkadaşlar iyi geçinir değil mi? Ama burada ne diyor? Don't well. İyi geçinemiyoruz. O zaman it is false. Martin thinks Jason is an unreliable person. Unreliable person, güvenilmez. Is he unreliable person, güvenilmez biri mi? Yes, because he said that I don't count on him. It is correct. But less other choices. Jason is a self-centered and sneaky person. Self-centered, bencil, sneaky, sinsi. Bunlarla ilgili bir cevap yok arkadaşlar. Martin doesn't like Jason because he is jealous. Martin Jason'ı sevmiyor because he is jealous. Kıskanç. Böyle bir bilgi yok. O yüzden B is correct. Sue is my best friend. Best friend. Because she is blah blah blah. Bir şey yaptığı için benim en iyi arkadaşım. Olumlu bir şey bulacağız.
She always supports me. Always supports me. Beni daima destekler. Support, desteklemek, help. Bu yüzden helpful is the correct answer. If someone supports you, he is helpful, he is supportive. There is no information about, no information, bilgi yok demek. Arrogant, kibirli, adventurous, maceraperest, amusing, komik. Bunlarla ilgili bir bilgi verilmediği için A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Okay, read the text and answer the question. Which of the following cannot be Mr. Robertson's speech bubble? Cannot, yapamaz, olamaz. Biraz önceki gibi. Soru tarzı ne olursa olsun, cannot ya da doesn't. Not varsa cümlemizde bizden yanlış olan, yani verilmeyen bilgiyi bilmemizi, bulmamızı istiyordur. Sınavda bunlara dikkat ediyoruz. Mr. Robertson is Oliver's grandfather and he is giving some advice about about good personality traits. He thinks a person should be honest, supportive, generous and loyal. Mr. Robertson, Oliver'ın dedesi ve bazı tavsiyeler veriyor. Neyle ilgili? Honest. Honest, dürüst olması. Supportive, desteklemesi. Generous, cömert olması. Loyal, sadık olması. Now, A. You shouldn't tell lies. If you shouldn't tell lies, you are an honest person. It is correct. Honest is here. Yes. B. You should back your friends up. Back up means support, give encouragement. It's correct because there is support here. And you should think of only yourself. Only yourself. If somebody thinks only yourself, you are a self-centered person. Self-centered is not given here. You should share your things with your friends. Share your things with your friends. Arkadaşlarınızla bir şeyleri paylaşmak dediği için generous'a girer. Cömert olan insanlar paylaşım yaparlar. So, C is correct because there is no information about self-centered. Okay, Mom, why don't you go out with Paul? Niye Paul'la dışarı çıkmıyorsun? To me, he is blah blah blah. To me, bana göre, bence. He always tells lie to me and my friends. Tell lie, always tell lie. If someone always tells a lie, he is honest. Not honest. He is reliable, unreliable and he is dishonest. He always tell lie. Daima yalan söyleyen birisi arkadaşlar, unreliable'dır, dürüst değildir. Dishonest olsaydı bu şıkta, bu da doğru olurdu. There is no information about reliable, honest and caring. Correct is C. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, who thinks Kira is not bad-tempered? Bad-tempered, kötü huylu. Not'la beraber geldiği için kötü huylu değildir. Yani iyi huyludur, good-temperedtir. Okay. He is always relaxed in manners. Relaxed in manners, we can understand that he is laid-back. Laid-back, rahat, kaygısız. Valerina, he always keeps my secrets. Always keeps my secrets. Daima sırlarımı tutar. Reliable. He gets on well with his friends. Get on well with, arkadaşlarıyla iyi geçinmek. Good tempered. And Bill, the last one, he backs me up when I'm in trouble. Back up and help, gives helpful and supportive. So, Nina, B is correct because we should find good-tempered and good-tempered. According to the information above, who thinks Paul is a stubborn person? Stubborn, you know, stubborn is a person who is always, who doesn't change his mind. He always thinks his mind is correct. İnatçı insanlara diyoruz arkadaşlar, stubborn diye. Angela, he always does his homework. If someone always does his homework, he is always hardworking. Bella, he never changes his decisions or mind. Kararını değiştirmiyorsa, fikrini değiştirmiyorsa, stubborn. Always makes me laugh. Always makes me laugh. Beni her zaman güldürüyorsa, amusing. And never tells lies. Asla yalan söylemiyorsa, honest.
So, Bella, B is correct because we should find a stubborn person. Friendship tips. Tip arkadaşlar ipucu demektir. Trust, count on, depend on, rely on. Hepsi aynı anlama gelir. Eş anlamlıdır. Sınavlar birbirinin yerine kullanılabilir. Birbirini destekleyen, ölçüşen kelimelerdir. Give encouragement, backup, help and support. Desteklemek anlamına gelir. Yine birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Get on well with, never argue. If you get on well with someone, you never argue. Eğer sen birisiyle iyi geçiniyorsan, onunla asla tartışmazsın. Have a good relationship means have good relationship. Eğer sen birisiyle iyi bir arkadaşlığın varsa, iyi bir ilişkin vardır. O yüzden no problem. Have lots of things in common. Have same interests and hobbies. Ortak özellikleriniz, ortak hobileriniz varsa, have commons. Siz iyi arkadaşsınız anlamına gelir arkadaşlar. Events and activities. Events, activities, etkinlikler. We are going to learn in this unit how to invite someone to somewhere. Bu ünitede arkadaşlar birisini bir yere nasıl davet ederiz? Bu etkinlikleri göreceğiz, yer isimlerini göreceğiz. Önceden bunları öğrenelim. We should learn these these words at once. Birthday party, you know, doğum günü partisi. Costume party, you know. Slumber party, pijama party, sleepover party. They are the same meaning. They have the same meaning. If you go somewhere to sleep and you stay there at night, it means sleepover party, pijama partisi. Wedding ceremony, when you get married, you have a wedding ceremony, düğün töreni. Barbecue party, barbecue partisi, you grill meat and chicken. Fancy dress party, it is the same as costume party. School picnic party, school picnic and sports tournaments are the same meaning. Family reunion, class reunion. Reunion arkadaşlar tekrar birlik, tekrar buluşmak, bir araya gelmek anlamına geliyor. Meet again after a long time, uzun zaman sonra tekrar family member, aile üyelerinin bir araya gelmesi, class member, sınıf arkadaşlarınızın bir araya gelmesi şeklinde. Beach party, plaj partisi, rock concert, rock konseri, book fair, kitap fuarı. Yes. Who is an appropriate friend? Sınavlarda bu kelimeye dikkat ediyoruz. Appropriate arkadaşlar, ideal, true friend anlamına gelir. Who is an appropriate friend for him? Kim? Onun için uygun bir arkadaştır. Henry wants to have a friend in class. He doesn't want anyone stubborn and self-centered around him. He also dislikes discussing with his friends. According to him, having a good relationship is important among friends. Henry also pays attention to trust and wants his friend to share everything with him. Hemen kısaca bakalım. Henry sınıfta bir arkadaşlık kurmak istiyor. Fakat arkadaşlarından inatçı olanlarını ve bencil olanlarını, stubborn, inatçı, self-centered, bencilleri yanında istemiyor. He also dislikes discussing, bad-tempered, aggressive, çok böyle uyum sağlayamayan, kötü huylu insanları da yanında istemiyor. Çok tartışan, müdahale eden. According to him, ona göre, having a good relationship is important among friends. İyi bir arkadaşlık, arkadaşlar arasında önemlidir. Bu yüzden, so, Henry is pay attention. Pay attention, önem veriyor. Neye önem veriyor? Trust, güvene. And wants his friend to share everything with him. Ve her şeyini paylaşmak istiyor. We can understand that he is generous. Cömert olduğunu anlıyoruz. A, Nick, reliable is correct because trust is here. Trust and share everything, our keywords. Yani arkadaşlıkları seçtiği özellik nedir arkadaşlar? Bir, güvenmek istiyor, bir de cömert olmasını istiyor. Reliable and generous is correct because we can see their meanings. Trust and share everything. But less other questions, answers. B, stubborn, inatçı. Stubborn istemediğini söylemişti, eliyoruz. Anıs burada var fakat stubborn gittiği için bu şık da gidiyor. Bad tempered, kötü huylu, geçimsiz. Burada zaten istemediğini söylüyor. Tartışan, müdahale eden insanları sevmediğini söylüyor. Mean, cimri.
Cimri destemi çünkü cömert insanlar tercih ediyor, generous'ları tercih ediyor. Bu şıkkımız da gitti. Supportive, destekleyici, yardımsever ya da bencil hakkında bir bilgi olmadığı için doğru cevap A şıkkıdır. Okay. Which of the following is related to? Related to alakalı demek. Burak's personality. Burak'ın kişiliğiyle ilgili olanlar hangisidir? Doğru olanları işaretleyin demiş. Self-centered. You know self-centered. If you only think about yourself, you are self-centered. Eğer sen sadece kendini düşünüyorsan bencilsindir anlamına gelir. Self-centered, bencil. Stubborn. Stubborn. If you can never say yes easily and you can never change your mind, you are a stubborn person. Eğer fikrini hiç değiştirmiyorsan, sabit fikirliysen, inatçı. Snob, ukala, böyle look down other people, böyle kendini yukarıda görüp de diğer insanlara yukarıdan bakan. Jealous, kıskanç. For example, when you see your friend with somebody else, you will get angry and you will feel upset. Adventurous means maceraperest in Turkish. For example, you are interested in hard things, extreme activities. Determined means azimli, ambitious in Turkish. A. Attaches importance. Önem verir to his friends, arkadaşların, and never forgets their important days. Never forgets their important days. Onların önemli günlerini asla unutmaz. Eğer böyle bir arkadaşınız varsa bunun kişiliği caring and tactful'dur. Yani düşünceli. Never tells lies. Asla yalan söylemiyorsa arkadaşlar, honest'tır. And keep our secrets reliable'dır. And so all his friends count on him. Ve bütün arkadaşlar ona güvenir. Ama böyle bir bilgi de verilmemiş. Bu şık da doğru değil. Doesn't change his mind easily. Kolay kolay fikrini değiştirmez. What kind of is? It is stubborn. Stubborn, you know? İnatçı. Yes, it's here and only thinks about himself. If you only think about himself, it is self-centered. Yes. C is correct because you can see the words here. D. Sometimes argue with his friends, bad-tempered. And most of the time he gets on well with them. Ama çoğu zaman arkadaşlarıyla iyi geçinir. Bu şık da yanlıştır. Doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Making invitations. In this unit, we are going to learn how to make invitations. Okay. Arkadaşlar, konumuzu burada bırakalım. Gelecek ders buradan devam edeceğiz tekrar. Türkçe anlatımını yapacağım. Gramer konusu olduğu için. Oyunumuzu bir kere daha oynayalım. İster misiniz? Okay. I prepared this game for you. We are going to play here, but if you want to download this game and you want to play at home, you can download our game from Isparta Map and you can play it with your family members at home. Arkadaşlar, ben bu oyunu sizin için hazırladım. Her hafta, her dersimizde böyle oyunlar hazırlayacağım, değişik ünitelerle, kelimelerle ilgili. Bu oyunları biz internetimiz Isparta Map sayfasına koyacağız. Doküman olarak PDF şeklinde evinizde indirip aile üyelerinizle beraber rahatlıkla oynayabilirsiniz. Now, yardımsever. It means yardımsever, helpful, düğün töreni. It means in Turkish, wedding ceremony, you can hear. And kind, kibar. Honest, what does it mean? Honest, honest, dürüst. Yes, we can find here. And class reunion. Sınıf birlikteliği. It means in Turkish. Beach party. You know beach party. Plaj partisi. Okay, here. And costume party. It is correct. Its meaning is here. Pijama partisi. Slumber party. We should find it. Slumber party. Yes. And doğum günü partisi. Birthday party. Where is it? Birthday party. Okay. Kötü huylu means bad tempered. Yes, it's here. And good-tempered, iyi-huylu and kibirli. Kibirli, arrogant. We should find arrogant and... Yes, iyi-huylu here. And yalan söylemek. Yalan söylemek, tell a lie. And cömert, cömert,
means generous. Okay. Means cimri in Turkish. And we have got two cards at last. Mezuniyet partisi. Stubborn. Stubborn, you know, inatçı. Yes, mezuniyet partisi is here. And Julius. Okay. Thank you. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gelecek ders görüşmek üzere. Goodbye.